Merhaba değerli izleyiciler. Bugün zeytin konusunda kısa bir tefekkürde bulunalım diye düşündüm. Sofralarımızın, özellikle sabah kahvaltılarımızın olmazsa olmazı. Kimilerine göre kara gözüm, kimilerine göre yeşil gözüm diye adlandırılan bu müstesna, bu muhteşem besin. Meyvesi itibariyle müstesna ve muhteşem. Yağı itibariyle müstesna ve muhteşem. Ağacı itibariyle müstesna ve muhteşem. Bundan dolayı ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak zeytine yemin ediyor. Evet, her meyveyi, her sebzeyi, her şeyi yaratan Cenab-ı Hak'tır. Ama zeytine, incire yemin edildiğini biliyoruz Kur'an'da. Niçin? Özel önemi dolayısıyla. Daha fazla tefekküre vesile olsun diye. Tin suresi var Kur'an'da. İncir anlamına geliyor ya tin. O da Rabbimiz ikinci ayette nasıl kasem buyuruyor? Ve tin ve zeytun tine yani incire yemin olsun ki. Ve zeytun zeytine yemin olsun ki. Ve tur sinin ve Tur-i Sina'ya, Sina Dağı'na yemin olsun ki, ve beledil emin, güvenilir beldeye yemin olsun ki, lekad halepnel insane fi ahsene takvim. Muhakkak ki insan muhteşem bir güzelliğin sahibi olarak olağanüstü bir kıvamda yaratılmıştır. Maddi olarak da manevi olarak. Şimdi bu ayette Cenab-ı Hak zeytine de yemin ediyor. Dediğim gibi zeytinin özel önemi dolayısıyla. Her şey ilahi ihsan, ilahi ikram ve ilahi hilkat eseri ama yemin hakkında yemin varet olmuşsa ona bir kez daha bakmak lazım diye anlaşılıyor. Şimdi zeytin biliyoruz ki ülkemizde bolca üretim yapılan bir meyve. Ülkemizin dışında Avrupa'nın birçok ülkesinde Güney Amerika'da, Çin'de, Afrika'nın güneyinde, Yeni Zelanda'da, Yeni Gine'de, kısacası dünyanın birçok bölgesinde yetişen bir ağacın müstesna bir meyvesi, zeytin. Baktığımız vakit zeytin ağacına işte orta büyüklükte, çok çeşitli olmakla birlikte orta büyüklükte sık dalları ve sık yaprakları olan bir ağaçla karşı karşıyayız. Ama böyle bir ağaçtan yaratıcı, böyle müstesna bir meyve ihsan ediyor ki bize çekirdeği sıkat vesilesi, bu çekirdeğin üzerine eklenmiş o eti diye andığımız kısım lezzet, hayır ve şifa vesilesi, yapraklar şifa vesilesi, ağaç şifa vesilesi. Müstesna bir besinden bahsediyoruz aslında. Zeytinden bahsettiğimiz. Beslenme uzmanları zeytinle ilgili olarak zeytinin insan bedenine olan faydalarıyla ilgili uzun bir liste sunuyor. Zeytin nelere iyi geliyor? Ne gibi faydalar Cenab-ı Hak ihsan ediyor zeytin vesilesiyle? Uzun bir liste yer alıyor. Şöyle birkaç tanesini kabaca hatırlarsak diye mesela zeytin sindirimi kolaylaştırıyor. İçinde E vitamini var. Ve bağırsakların düzenli şekilde çalışmasını sağlıyor bu vitamin dolayısıyla. Sonra bu doymamış yağ olduğu için sindirimin, hazmın kolaylığına katkı yapıyor. Başka? Zeytin, saç, tırnak ve cilt için muazzam faydalar sağlayan bir özelliğin sahibi. Nemlendiriyor, cildi güzelleştiriyor, saça, tırnağa ayrı bir estetik, ayrı bir sıhhat bahşediyor Allah'ın izniyle. Üçüncü olarak zeytin kanseri önlüyor. Kolon kanserini Allah'ın ihsanıyla önlüyor. Cenab-ı Hak o çekirdeğin üzerindeki o kısa et diye andığımız kısma
öyle özellikler bahşetmiş ki antioksidan maddeler var. Bu maddeler dolayısıyla vücutta ne kadar zararlılar varsa o zararlı olan unsurlarla bunlar savaşıyor. Ve Allah'ın ihsanıyla zeytin tüketen, düzenli olarak zeytin tüketen insanlardan kanser riski azalıyor veya kayboluyor. Bir diğer husus, zeytin faydaları ile ilgili kalp sağlığına olan katkısı. Demin ifade ettiğim gibi doymamış yağ olduğu için özellikle dolaşıma katkı sağlıyor, kalbin işini kolaylaştırıyor, kalp sağlığının daha ileri düzeyde olmasını temin ediyor. Bir diğer husus, vücut gelişimine olan katkısı. A vitamini var, E vitamini var, D vitamini var, K vitamini var. Ve bunların her birinin vücut gelişiminde sebep ve yanında özellikleri var. Dolayısıyla düzenli olarak zeytin tüketen bir kimse vücut sağlığı açısından büyük avantaj elde ediyor. Bağışıklığı sağlam hale geliyor ve hatta zihin sağlığının da gelişimine katkı yapıyor. Başka? Zeytin kan yapıyor. Eğer kan değerlerinde problemler varsa kan değerlerinin yerli yerine oturmasını temin ediyor. Şimdi bu listeyi uzatmak ve alan uzmanlarının bilgilerini burada paylaşmak benim alanımın da dışında çok zamandır. Şu anlaşılıyor. O küçücük meyveye Cenab-ı Hak olağanüstü özellikler bahşetmiş. Peki bu bize bir şey söylemiyor. Ağaçta kuru topraktan besleniyor. Topraktan beslenen, bu ağaçlara takılmış olan o muazzam zeytinler soframıza geliyor ve yağını tüketiyoruz da ilahi bir ikramın, ilahi bir ihsanın eseri değil mi? Daha doğrusu ilahi bir ihsan eseri olduğu apaçık değil mi? Aşikar değil mi? Bundan dolayı hadis kitaplarında yeme içme ile ilgili kitabı Et'ime ve Eşribe diye özel ana başlıklar var. Ve bu ana başlık içerisinde Bab-ı Ekli Zeyd, zeytin tüketmenin önemine, faziletine dair rivayetler var. Bunlardan birisini paylaşarak bitirelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, külü ez-zeyt. Zeytin tüketin. Zeytin yiyin. Sofranızda zeytin eksik etmeyin. Ve devam ediyor. Ve dehinu bihi. Onun yağını da tüketin. Yağını da kullanmayın. Sonra diyor ki, leennehu mübareke. Çünkü zeytin mübarek bir Allah'ın nimetidir. Her nimet Allah'ın mübarek bir ihsanıdır. Ama bazıları daha barizdir. Daha açıktır. İşte zeytin böyle ilahi bir ihsan, böyle ilahi bir nimettir. Dolayısıyla hem yağını tüketirken, hem meyve olarak kahvaltılarda tüketirken Allah'ın ihsanını düşünerek, onun ikramını hatırlayarak şükür içerisinde tüketelim ve Allah'a hassiz nimetlerinden dolayı hassiz ve külli bir biçimde şükretmeye devam edelim.